Allah 99 kere 100. de Muhammedur Resulullah. Zikirlerde eftar olanı budur. Kim de bunu 1001 kere okursa, 70.000 kere, o da kendini cehennemden satın aldı. Bu kelimeler çok büyük Kur'an kelimeleridir. Kelime-i Tevhid, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu kelimelere çok alışalım. Bu 4 kelime, 5 kelime Kur'an'ın özetidir. Bunlar Kur'an kelimeleridir. Çok kıymetli kelimelerdir. Bunları hep söyleyelim. Ağızlarımız bunlara alışsın. Güzel bir şey size haber verdiler. Cennetten, geçen hafta cennetten konuştuk ya. Cennetten, güzel bir nimetten veya herhangi bir nimet size duyduğunuz zaman hemen diyeceksiniz ki Sübhanallah. Cehennem azabından bir azap duyduğumuz zaman ne diyeceğiz? Neuzu billah. Peygamberimizin ismi geçtiği zaman böyle meclislerde ne diyeceğiz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kürsüye çıkıyordu hutbeye, hutbe okumaya. Birinci basamağa çıktı, Efendimiz sesli bir şekliyle amin dedi. Amin ne demek? Sanki yanında birisi bir şey söylüyor ki sen amin diyorsun. Sadık amin. İkinci basamağa çıktı, yine sesli olarak amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı, yine sesli olarak amin dedi bir seferinde. Daha önceden yapmamıştı bunu. Sahabeler indikten sonra ya Resulallah şimdiye kadar sen böyle hiç dememiştin. Bunun hikmeti alameti nedir? Efendimiz buyurdu ki birinci basamağa çıktığımda Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki kimin anası ve babası yanında yaşlanır veya herhangi birisi yaşlanır da onların duasını alamadan ölen bir kişiye Allah lanet etsin dedi. Cebrail aleyhisselam. Efendimiz ona amin dedi. İkincisinde kim dedi Ramazan ayına girer de o aydan mağfiret edilmeden çıkarsa Allah ona da lanet etsin. Ramazan ayı ne ayıydı? Mağfiret ayı, kıymetli bir ay. Bütün şeytanlar bağlanıyor. Üçüncüsünde kimin yanında benim adım anılır da sallallahu aleyhi ve sellem veyahut Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed demez ise Allah ona da lanet etsin. Ne kadar büyük bir beddua. Şimdi yapalım mı böyle? Peygamberimiz bizim arkadaşımız değil. Muhammed. Senin arkadaşın mı? Ne diyeceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dedik. Celle Celaluhu. Veyahut Azze ve Araplar Celle. Çok söyler Subhanehu ve Teala. Allahu Teala, Allah Subhanehu ve Teala Allah. Araplar onu çok söyler. Biz de Celle Celaluhu'yu çok söyleriz Türkler olarak. Demek ki Allah söylendiği zaman Celle Celaluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşmacı bazen çabuk geçmek için Muhammed dediği zaman siz içinizde ne diyeceksiniz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o bizim neyimiz? Öğretmenimiz. O bizim neyimiz? Canımız. O senin için, çocukların için gece sabahlara kadar ağladı. Senin iman etmen için, cennete girmen için, cehennemden kurtulman için. Sen uyuyorsun veya günahlarla meşgul oluyorsun. O senin için ne diyor? Dua ediyor, ağlıyor. Allah'ım bu ümmetime hidayet, bunlara hidayet, bunlara dua ediyor. Bugün siz eğer şurada toplanıp Allah'dan, Kur'an'dan ve onun Resulünden konuşup, zikredip dinliyorsanız bu Resulullah'ın dualarının sizin üzerinizde kabuliyetinin alameti. Elhamdülillah. O çok yüce bir insan.
O bizim her şeyimizdir. Onun bir sünneti, geçen hafta söylemiştim size, 100 şehit sevabı var bir sünnetine. Sünnet ne kadar kıymetli şimdi. Sünnetler. Tebbet'in Ebu Leheb'ini hepiniz bilirsiniz değil mi? Ebu Leheb. Duydunuz mu? Tebbet suresini biliyorsunuz. Ebu Leheb kimdi? Peygamberimizin öz ve öz amcası. Peygamberimiz 40 yaşına kadar Ebu Leheb o kadar severdi onu ki yanından ayırmazdı onu. O biraz şair ruhluydu. Şiirler yazardı Peygamberimizin hakkında öve. Kabe'nin duvarlarını asardı. Ne zaman ki Peygamberimiz ona iman, ona kitap, Kur'an, Cebrail aleyhisselam geldi. Onu Ebu Leheb duyunca o kadar kızdı. Vay dedi. Bugüne kadar sana bu kadar hizmet ettim. Hepsini geri alıyorum. Ne yani, başladı ters konuşmaya. Konuştu. 13 yıl Peygamberimizin aleyhine konuştu. Müşriklerle birleşti. Peygamberimize olmadığı zulümü yaptı. Çünkü Peygamberimiz ona karşı cevap vermedi. Niye? Atasıdır. Demin bir şey okuduk ya. Kim ebeveyninin duasını almadan ölürse o da onun bir nevi neydi? Amcası, babası. Ebeveyniydi. Hiçbir şey ona diyemedi. Ama o zulümüne devam etti. Ne zamanki Bedir Savaşı oldu, Bedir Savaşı Medine'ye yakın, 120 kilometredir Medine'de, Medine'ye Bedir. Oraya gideniniz var mı Bedir'e? Evet. Gittin mi? Ben 1982'de gittim. Bedir kuyuları ve oradaki şehitlerin kabirleri ve müşriklerin bir yer var orada, çukur. Oraya hepsini atmış, üzerini kapatmışlar. Böyle çukur bir yer. Hendek. Yok, Hendek değil. Ayrı. Hendek ayrı. Tamam. Bedir. Tamam, Bedir. Ne zaman ki Bedir'de onlar öldürüldü, Ebu Cehil, Ubey bin Halef, Utbe, Uteybe, onları böyle 7-8 tane en azılı kafirler öldü. Onun haberi Medine'ye, Mekke'ye gittiği zaman 3-4 kilometre gelmişti. Haber alıyordu Ebu Leheb. Ne zaman ki onların öldüğünü duydu, feveran etmeye başladı. Ağladı, bağırdı, dağlara, taşlara kendini vura vura Mekke'ye gidene kadar yolda öldü. Öldükten az bir zaman sonra, 1-2 sene, 3-5 neyse zaman sonra, onun yakınlarından bir Müslüman, Müslüman olmuş sahabe, onu rüyasında görüyor. Ona öyle azap ediliyor ki Ebu Leheb'e sesi arş-ı âlâya çıkıyor, cehennem. Azabını görüyor rüyasında. Fakat her pazartesi sabahı saat 9'da onu o cehennemden çıkartıyorlar, getiriyorlar yüksek bir yere, oturtuyorlar. Şimdi Cenneti Havz-ı Kevser'den büyük bir kazan su alıp getiriyorlar ona, içiriyorlar. Oo, bütün damarlarına kadar o su, cennet suyu işliyor. Bir de 10 dakika bir zaman geçiyor, geliyor iki tane daha zabani melek. Meleğin zabanisi olmaz ama görev icabı. Hadi kalk bakalım. Nereye? Doğru cehennem. Niçin? Bana o zaman bu suyu niye içirdiniz? Hazır orada yanıyordum. Niye beni burada böyle çıkarttınız? Dediler ona ki, sen Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğuna, sana onu haber veren bir cariyen vardı ya, Abdullah'ın yetimi Muhammed doğdu. O sevincinden o cariyeyi sen azat etmiştin ya, yani Muhammed Aleyhisselam'ın doğumuna ne yapmış bu? Sevinmiş. Onun için cehennemden çıkartılıp o suyu içmeyi hak kazanmış. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğuna sevindi. Ya onun dinine, İslam'ına, getirdiği kitaba, onun sünnetine sahip çıkan, ona sevinen, sarılan insana ne kadar cennet verilir? Beni ne kadar cehennemle konuşturursanız konuşur, konuşamam. Çünkü ben cennetten alışım. Ben
Cennetten de konuşacağız, cehennemden. Cehennem çok şiddetli. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün sahabelerle oturuyordu. Hazreti Ömer hep Abdullah ibn Mesud diğer sahabelere, ey Abdullah, şimdi bize cehennem cennetten konuş. Cennetten konuşurlardı, konuşurlardı saatlerde, sevinçlerinden böyle dört köşe olurlardı veya 4000 köşe diye. Şimdi Hazreti Ömer deliydi. Ne delisi? İslam delisi. Deli dolu. Susun. Ey öbür sahabeye dedi, şimdi cehennemden konuş bakayım. O dedi ki, Peygamberimiz buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam bir gün yanıma geldi. Yüzü, rengi kaçmış, sapsarı. Böyle tir tir titriyordu Cebrail aleyhisselam. Ne oldu sana ey Cebrail? Dedi ki, bugün, şimdi Rabbimin cehennemini gördüm dedi. O 1000 yıl yakıldı, kıpkırmızı oldu. Ondan sonra 1000 yıl daha yakıldı, simsiyah oldu. Ondan sonra 1000 yıl daha yakıldı, o siyahlığın üstüne bir bembeyaz bir şey daha, bir renk daha oluştu. O haliyle cehennemi gördüm de dedi. Onun için korkumdan tir tir titriyor Cebrail aleyhisselam. Onlar çok korktular. İblis ne zaman Allah-u Teala'ya secde etmedi, imtihan etti Allah bütün gök ehlini. Hepsi secdeye kapandı, iblis kapanmadı. Geçen hafta söylemiştim. O Cebrail aleyhisselam o kadar korkuyordu cehennemde. Peki o korkuyor da biz de korkacağız. Ama hadis-i şerifler var. Kim bir kere ihlasla, burada hep söylüyorsunuz, La ilahe illallah derse cennet ona vacip oldu, cehennem ona haram oldu. Ama nasıl? Bu kelimeyle ölmek. Bununla ölmek lazım. Ne diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler, hakkıyla iman edin. Hakikatle iman edin. Ölmeyin. Ancak ölürseniz Müslüman olarak ölün. Nasıl öleceğiz biz? Müslüman olarak. Müslüman, mümin olarak öleceğiz. Ölmeyeceğiz başka. Ölmeyin. Ya illa öleceğiz, o zaman mümin olarak öleceğiz. O kadar tehlikeli, o kadar büyük virajlar var önümüzde ki. Ama Allah kolaylaştırdı mı? Kolaylaştırıyor. Kolaylaştırdı mı? Sevdiğine kolaylaştırıyor, sevmediğine zorlaştırıyor. Geçen de söylemiştim size, belki burada söylemedim, birkaç kere söyledim de. Yeryüzüne iki kelime var. Birisi en zor söylenen bir kelimedir. Birisi de en kolay söylenen bir kelime. Allah. Nedir en zor söylenen Allah. Kelime? Allah. En kolay söylenen bir kelime nedir? Allah. O da Allah kelimesidir. Niye? Allah kelimesini bize Allah o kadar kolaylaştırdı, o kadar kolaylaştırdı, o kadar kolaylaştırdı ki çok kolay söylüyor. Ama öbürlerine o kadar zorlaştırdı, o kadar zorlaştırdı ki onun yanında, değil ki onu söylemesi, yanında Allah kelimesini sen söylesen sanki onun başına büyük bir 20 kiloluk balyozla vurmuş gibi parçalıyorsun başını. O kadar onlara ağır geliyor. Niçin? İnanmadıkları için. Ama Allah bize elhamdülillah iman, hidayet nasip eyledi. Peki, bize Allah bir nimet verdiği zaman ne diyeceğiz? Elhamdülillah. Müslümanlığımızın şükrü neymiş? Elhamdülillah. Hayır, çeviriyorum onu ben. Müslümanlığımızın şükrü elhamdülillah değildir. Ya, Müslümanlığa insanları davet etmektir. Elhamdülillah, ben Müslüman oldum, namazımı kıldım, cennete gittim. Peki çocukların, akraban, yakınların, bu insanlar, bu Konya'dakiler, ne olacak, cehenneme mi gitsin onlar?
Ha, bir nimetin şükrü kendi cinsindendir. Ne gibi? Mesela bir insan bir 10 kilo et aldın, büyük bir tencere, kazan, yemeğe pişirdin. Çoluk çocuğunu topladın. Yemeğe yedik, elhamdülillah. Yedik, yedik, şişti. Ne dedik sonunda? Elhamdülillah. Onun şükrü elhamdülillah değil ya. Etrafta, yakında fakir insanları, yetimleri çağırıp yedirmektir onun şükrü. Anladın mı şimdi şükrü neymiş? Ben Müslümanım elhamdülillah. Hayır ya. İnsanları eğer İslam'a, Müslümanlığa, dine davet ediyorsak o zaman şükrünü eda etmiş oluyoruz. Anladınız değil mi? Kendi cinsindendir onun şükrü. Bir tepsi baklava geldi sana, hepsini yedin. Elhamdülillah. Yok. Dörtte birini, beşte birini yiyeceksin. Beş dilim neyse. Gerisini fakirlere dağıtacaksın. Onun şükrü neymiş? Budur. Yani her nimetin şükrü neymiş? Kendi cinsinden. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Gene diyeceğiz. Ama bu elhamdülillahı başkalarına da dedirteceğiz. Sen cennete gidiyorsun. Düşün ki mesela şu karşıda sizin Konya'da pek dağ görmedim de. Kocaman bir dağ düşünün. 100 milyar ton ağırlığında bir dağ, hep altın. Sana herkese dediler ki gidin oradan altın al. Gittiniz. Ne kadar altın sen taşıyabilirsin 15, 20, 50 kilometreden buraya? En fazla 30 kilo. Bilemedin 40 kilo. Ama 100 milyar kere ton altın var orada. E geldik buraya, bir daha gitmek yok. Geldik, arkadaşın nereden aldın bu altınları? Söyleme. Siz alırsın, olmaz. Ya ne diyecek? Sen de git al. Söyleme, sen de git al git. Bu ne demektir? Biz İslam dinine iman ettik. O 100 milyar kere ton altın değil. Onun tonlarını, katrilyonlarının tonlarını biz anlatamayız. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Hadisi de var. Diyor ki Allah-u Teala, kim iman ederse o bütün cenneti kazandığı gibi, kim de iman etmez ise, bir kere kelime-i tevhid söylemedi, kıyamet günü Allah onu cehenneme atacak, mahşer yerinde soracak ona, ey kulum neden bir kere la ilahe illallah demedin? Bir kere. Ya Rabbi ne olur beni geri çevir de, nereye? Ayet okuyayım size. İşte bu kafirin diyeceği cümle şimdi Kur'an'da ayettir. Rabbena ebsarna ve semi'na fercina namel salihan inna mukuna. Ey Rabbim, biz gördük. Nereyi gördüler? Mahşeri gördüler, cehennemi gördüler. Ve semi'na, işittik. Cehennemin sesini işittiler. Mahşerde olaylar, her şeyi gördü, işittiler. Peki şimdi fercina, bizi geri çevir. Nereye? Dünyaya. Niçin? Öyle iman ettik. Öyle iman ettik ki biz güzel amel işleyeceğiz. Oradaki iman para eder mi? Oradaki iman cehenneme girecek kafirler. Biz girmeyeceğiz ha. İnşallah. Sakın. Hiç aklınızın köşesinden geçmesin. Girmeyeceksin. Kafirler, ha o kafire Allah diyecek, niçin bir kelime-i tevhid söylemedin? Allah buyuruyor ki, dünyanın tamamı altın olsa, kütle halinde eline verilse, onu fidye olarak verecek, olmadı bir dünya dolusu daha altın olsa, onu da fidye olarak verecek, bir kelime-i tevhid alamayacak. Şimdi kelime-i tevhid ne kadar kıymetli şimdi? İki dünyanın tamamı kadar altın değerinde. Ne kadar kıymetli? Söyleyelim. Söyleyelim. İki dünyadır. Ölünceye kadar, sonsuza kadar söyleyelim, söyletelim. Onlara da söyle, o söyleyemeyenlere, konuşamayanlara, onlara da söyleyelim. Onlar da desinler. Kelime-i tevhid ne kadar kıymetli? Cehennem ne kadar tehlikeli? Allah Kur'an'da diyor, "İddet lil muttakîn." Cenneti kimin için hazırladık? Muttakiler için. Cehennemi kimin için hazırladık? "İddet lil kâfirîn." Kafirler için cehennemi hazırladık diyor Allah.
Peki o kafirlerle şimdi ha burada namaz kılan, ha burada ibadet yapan, zikir yapan, Kur'an okuyan, dinleyen bir insan o kafirlerle aynı cehenneme düşse yakışır mı bize? Yakışmaz. Ha? Yakışmaz. Hatta cehenneme Müslümanlardan, bak iman sahipleri girmeyecek. Fakat Müslüman olmuş ama imanları çok az. Az olanlardan bir grup cehenneme girecek. Bir rivayete göre 4 milyon sene orada yanacaklar. Oradaki kafirler onlara diyecek ki, lan Türkler, Araplar, hani siz dünyadayken Müslümandınız, bizimle beraber buraya ne arıyorsunuz? Onlar, Kur'an-ı Kerim'de ayettir, müşrikler ve kafirler ve Hristiyanlar ve Yahudiler dünyadayken hep Müslümanlarla alay ederler. Alay alay. Alay ederler bizimle. Orada da alay etmeye başlayacaklar cehennemde. Hem yanıyoruz, onunla yanıyor. Bak 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 şuna bak, hem Müslümanı da ama fayda vermedi sana Müslümanlığı. Burada yanıyorsun. Alay etmeye başlayacaklar. Allah-u Teala seyrediyor. Allah Celle Celaluhu emir verecek. Gidin cehennemden kalbinde bir nohut tanesi kadar imanı olanları çıkar. Onların hepsi çıkacak. Sonra gidin bir zerre kadar olanları çıkarın. Onları çıkaracaklar, çıkaracaklar, çıkaracaklar. En son Rabbim Peygamberimiz şefaat edecek. Allah bütün Allah peygamberler Allah şefaat edecek. Allah. Veliler, şehitler, salihler, şehidler, hacılar. Bir hacı 400 kişiye şefaat edecek. Haccı makbul olan bir hacı. Hacı, bir alim, bir hafız. Hepsi durumuna göre akrabalarına, yakınlarına şefaat edecek. Şefaatlerle çok insanlar cehennemden çıkacak. Rabbim buyuracak. Şimdi şefaat etmek sırası bende. Allah ne kadar merhametli. Peygamberimiz Uhud savaşında müşrikleri mağlup ettiler. Oradan müşriklerden esirler aldılar. Veya Hendek'te hangisiyse. Bir kadın esirler arasında, müşrik bir kadın, kucağında bir çocuk, 1-2 aylık. Küçük çocuk, kundakta böyle çocuğu bir o yana koşuyor, bir bu yana koşuyor, çocuğuna su mu arıyor, yiyecek mi arıyor? Esirlerden bir kadın. Peygamberimizin gözüne ilişti. Müşrike bir kadın. Efendimiz dedi ki, ne dersiniz? Şu kadın bu çocuğunu cehenneme atar mı dedi. Efendimiz, sahabeler dedi, atmaz ya Resulallah. Üstelik dedi, o kendi sırtını güneşe veriyor, çocuğu böyle şeye alıyor, gölgeye. Da çocuk, güneş çocuğa zarar vermez. Dedi ya Resulallah, sırtını yakıyor çocuğu yakmamak için. O çocuğu cehenneme atar mı? O zaman Peygamberimiz buyurdu ki, Allah Celle Celaluhu o annenin yavrusuna olan merhametinden 70 derece daha çok kuluna merhametlidir. Kime? Hayatında bir kere la ilahe illallah dediği halde cehenneme giren insan. Bu kelime bu kadar. Onlarla beraber aynı cehennemde yanmak bize yakışmaz. Ne etmek lazım? O zaman hep birbirimize teşvik, teşvik. Buraya gelirken tanıdığınız arkadaşlarımız, namaz kılmayanları getirin. Ta ki burada bu havayı görsünler. Bir iki bir namaz kılsınlar. Ondan sonra da getirdikten sonra onun için dua edin. Allah'ım ben onu o dergaha getirdim veya o camiye getirdim. Namaza bir kere kıldırttım. Bundan sonrası sana ait. Hidayet vermek kime ait? Allah'a ait. Biz yaklaştık yavaş yavaş kandırdık. Oradan buradan müjdeledik. Hediyelerle camiye getirdik. Bundan sonrası kimin elinde? Allah'ın elinde. Biz bizim görevimizi yapacağız, o da onun görevi. Demek insanları nereye çağıracağız hep? Camilere, çünkü buraları gören. Sonra bir de şunu size söyleyeyim. Bir insan camiye girdi mi, Allah'ın evine, namaz kılınan bir yere girdi mi, Allah onun içeri alıyor. Dolayısıyla hidayet vermek Allah'ın üzerine de vacip oluyor. Kul girdi içeriye. Allah dilerse hidayet veriyor, verecek.
Yani bizim görevimiz onları güzelliklere çağırmak. Bizim en büyük görevimiz neydi? Geçen hafta söylemiştim size. Davet görevi. İnsanları Allah'a, Kur'an'a, cennete, güzelliklere davet vereceğiz. Cehennemliklerden, cehennemlik olmaktan ne yapacağız? Koruyacağız. Yalvaracağız. Mesela bir insan, bir genç 20 yaşında. Şimdi o evinden aşağıya iniyor merdivenden. Sağ tarafa bir yol, sol tarafa bir yol gidiyor şimdi evin cadde. Şimdi anne baba ona diyecek, evladı. Bak buradan aşağıya indin. Şimdi sağ tarafa gittiğin zaman orada cami, medrese, Kur'an kursu, güzellikler, arkasında cennet. Sol tarafa gittiğin zaman orada efendim 70 tane canavar aslan. 70 başlı yılanlar, çirkin mahluklar, şunlar, ateş, cehennem. Şimdi tarif ediyorsun oğluna. Oradan aşağı gittiği zaman o tarafa gider mi? Gider mi? Gitmez. Gitmemesi lazım. Ama gene ne yapıyorlar? Gidiyoruz. Meraktan. Ya bir gidelim bakalım annem doğru mu söylüyor? Gidiyor, oradan sonra da gidiyor işte nereye gidiyorsa. Büyükleri dinleyeceksiniz. Büyükler her zaman size doğruyu söyler. Böyle meclislerde büyükler hep ne yaparlar size? Doğru yol gösterirler. Bunları sayacağız, gençsiniz. Gençler büyüklerini dinleyecek. Büyükler, alimler, peygamberlerin varisleridir. Anlaşıldı mı? Peygamberlerin varisleridir alimler. Bu ümmetin alimleri Beni İsrailoğullarının nebileri gibidir diyor peygamber. Nebi ne kadar kıymetli? Ne için kıymetli olacağız? İnsanları Kur'an'a, ibadetlere, namaza çağıracağız. Peki hocam biz bilmiyoruz. O zaman en kısa zamanda hemen hocaya veya kitapları alıp okuyacaksınız. İlim sahibi olacaksınız. Allah'ın en büyük bir sıfatı var. Neydi o sıfat? İlim sıfatı. Allah Teala ne kadar büyük bir Allah ki 8 tane subuti sıfatını kullarına verdi. Hayat, ilim, semyan, basar, kuvvet, kudret, kelam, tekvin. Allah büyük sıfatlar verdi bize. İlim sıfat. Bize verdi onu. Öğrenelim. Hangi ilimleri öğreneceğiz? Peygamberlik ilimlerini. Peygamberlerin hikmetlerini. Hikmet peygamberimizin dini yaşaması. Kur'an-ı Kerim'i en iyi öğren, anlayan kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hadisi şerifleri ne demektir? Kur'an'ın tefsiri demektir. Her ayetin bir hadisi şerif var. Tefsiri. Peygamberimiz dini nasıl anladı? Nasıl yaşadıysa biz de onun gibi anlayacağız ve yaşayacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan geliyordu. Dördüncü kat semaya uğradı. Orada bir insan gördü. Çok uzun boylu. Yanında hanımı ve yanında milyarlarca çocuklar. Kim bu dedi ya Cebrail? Bu dedi senin deden İbrahim'dir dedi. Gitti onu kucakladı, iltifat etti, seviştiler. Sen kimsin dedi ona İbrahim Aleyhisselam. Dedi ben senin torunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Aleyhisselam. Sen dünyaya peygamber olarak gönderildin mi? Evet dedi. Şu anda nereden geliyorsun? Miraç'tan geliyorum dedi. Nereye gidiyorsun? Dünyaya. İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, ya Muhammed, benden senin ümmetine selam söyle. Ve aleyküm selam deyin. İbrahim Aleyhisselam'ın selamı var size. Sessiz dediniz, demin öyle bağırıyordunuz. Sesli. Ve aleyküm selam. İbrahim Aleyhisselam'ın selamı var size. Aleyküm selam. İbrahim Aleyhisselam'ın selamı. Benden ümmetine selam söyle ve şöyle de dedi. Ne diyeceğiz? Ümmetine de ki cennet o kadar düz,
mümbit, güzel bir arazidir ki o araziye meyve ağacı diksinler. Nasıl dedi? Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demeye devam et. Her Sübhanallah demelerine karşı cennette bir meyve ağacı dikilecek. Onun gölgesini bir Arap atı 100 yılda ancak koşar. Allah Allah. Hadis-i şerif. Bir arkadaşımız matematikse bir hesap yaptı. Atın koşma hesabı böyle kendine göre. Bir at 100 yılda eğitilmiş bir at dünyanın tamamını koşuyor. Demek bir kere Sübhanallah dediğimiz zaman dünyanın tamamı kadar bir arazi ve bir ağaç Allah bize yaratıyor. Peki bir elhamdülillah desek o da onun kadar. Bir kere la ilahe illallah desek. Nuh Aleyhisselam oğluna dedi ki ey oğlum sana iki şeyden seni men ediyorum. İki şeyi sana emrediyorum, tavsiye ediyorum. Nedir onlar ya ey babacığım? Sana Allah'a şirk koşmamanı emrediyorum. Şirk. İkincisi, sana öyle bir kelime söylüyorum ki o kelime La ilahe illallah kelimesidir. Bu kelime diyor öyle büyük bir kelimedir ki diyor. 7 kat göklere gitse hepsini kırar ve hepsinden arş-ı âlâya çıkar ve 7 kat gökler ve yerler terazinin bir kefesine konsa, bu kelime de diğer kefesine konsa hepsine ağır gelir. Ki ne kadar büyük bir kelime oğluna tavsiye ediyor. Nuh Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam bütün peygamberler bu kelimeyi yaymak için geldiler. Bu kelimeye insanları davet için geldiler. Peygamberimiz en son ne için geldi? O da bu kelime için geldi. Ne kadar kıymetli bir kelime. Şimdi onu sen bir sefer söyledin dilinle, bir de o kelime şu kalbe girerse var ya, Allah kendi o kadar kıymetli kelimesini yakar mı? O kalpte olanı kalbi yakar mı? Yakmaz tabii ki. Bu kelimeyi söyleyen Allah cehennem haram olacak. Ama nasıl söyleyeceğiz? İhlasla. Sahabeler sordular, ya Resulallah bunun ihlası nedir? Sizi dedi bu kelime eğer haramlardan uzak ediyorsa bunun ihlası budur. Bir adam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi, gitti camiye girmedi de girdi bilmem nereye. Yakıştı mı ona? Yakışmadı. Demek bu kelimenin ihlası nedir? Buradan evden aşağı indin mi sağa doğru. Orada ne var? Cami var.